Etrafında çok fazla Boğaziçi var. İkinci yabancı dil zorunluluğu var ve bunu çok ciddiye alıyorlar. 60 gün müydü lan? Dur buraya başlamayalım. Çünkü Güney daha güzel abi. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Alican. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunuyum. 2012 yılında bölüme başladım ve 2018 yılında mezun oldum. Peki neden bu bölümü seçtin? Yani bu bölümü kendi isteğinle mi seçtin yoksa çevrenden herhangi bir baskı oldu mu? Sınava hazırlanırken aklımda çok farklı bir bölüm vardı. Fakat sınav sonuçları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümüne girebildiğimi fark ettim ve orayı tercih ettim. Peki neden bu üniversiteyi seçtin? Tanıdığım öğrenciler ve mezunlar vardı ve onların profilinden etkileniyordum açıkçası. Onlar gibi olmak istediğim için ileride öyle bir hedefim vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettim. Peki bu üniversitenin bölümünle ilgili avantajları neler? Sence aldığın eğitim yeterli mi? Ya, üniversite bana sorarsanız size verilen değil de sizin talep ettiklerinizin ne kadar karşılandığı konusunda yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilebilir. Uluslararası Ticaret Bölümünde talep ettiğiniz her şeyi rahatlıkla karşılık bulabiliyorsunuz. Onun dışında güzel bir uygulama var, benim de beğendiğim. İkinci yabancı dil zorunluluğu var ve bunu çok ciddiye alıyorlar. Ve uluslararası bir iş yapacağınız için de size ciddi bir avantaj sağlıyor aslında. Verilenlerden gayet memnunum. Peki bu sistem diğer üniversitelerde var mı? Bir kısmında var. Devlet üniversitelerinden bahsediyorum şu an. Fakat bu kadar ciddiye alınmıyor ve bu kadar yeterli akademik kadro ayrıldığını düşünmüyorum bu ikinci yabancı dil konusunda. O yüzden üniversitenin bölümü başarılı buluyorum. Peki okula ilgili karşılaştığın başka problemler ya da sana sıkça sorulan şeyler oldu mu hiç? Ya oldu. Benim bulunduğum bölüm Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve gelip bana işte bölümün 4 yıllık mı, askerliği uzun dönem mi yapacaksın gibi sorular sordu ama ya aklınızda hiçbir şüphe olmasın. Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu aynı bir fakülte gibi. Askerliği kısa dönem yapıyorsunuz. Okulun tüm imkanlarına erişiminiz aynı İktisadi İdari Birimler Fakültesi gibi, yani hiçbir ayrım yok. Kampüs binası biraz uzak ama ben daha çok seviyorum. Bizde güzel bir spor salonu, yüzme havuzu var, yeni açılan süper bir yemekhanemiz var. Gayet memnunum o konuda da. Peki okul sana staj imkanı sağlıyor mu ya da zorunlu stajınız var mıydı? 60 gün zorunlu staj yapmamız gerekiyor bölümde. Bunu bayağı ciddiye alıyorlar. Okul size başvurularda yardımcı oluyor ama o pek bir etkisi yok. Yine kendi çabanızla onu başarmak zorundasınız. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden başvuran bir öğrenciyi yani gayet ciddiye alıyorlar ve iyi değerlendiriyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Staj bulma konusunda çok fazla zorluk yaşamadım. Staj başvurusu yaparken nelere dikkat ettim? Gerçekten ilgilendiğim ve merak ettiğim şeyler olmasına dikkat ettim ve stajlarımı olabildiğince birbirinden farklı disiplinlerde yapmaya çalıştım. Benim için de yani gelecek kariyerim için karar vermemde çok etkili oldu. Okulun sosyal mi? Yani kulüp faaliyetleri ya da sıkça seminer, konferans düzenleniyor mu? Okulum gayet sosyal ve yeterince aktivite bulabilirsiniz Boğaziçi Üniversitesi'nde ilgi alanı çerçevesinde. Hatta şöyle söyleyeyim, ben okulun oldukça rekabetçi, başarılı bir takımında yer aldım. 5 sene boyunca orada oynadım. Hatta kaptanlık yaptım. Boğaziçi Altın Amerikan Futbol takımında. Belki de derslerden çok antrenmanlara gittim ve okul hayatım oradaki arkadaşlarımla yaşadıklarımdan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Peki okulun başka kampüsleri var mı? Yani senin kampüsün hangi semtteydi? Okulumun kampüsü gayet güzeldi, Etiler'deydi. Bir Güney kampüs değildi belki ama Hisar kampüsü de çok güzel bir kampüs ve sürekli shuttle'lar var. Güney kampüsü, Kuzey kampüsü sürekli gidip gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi yani öğrencilik hayatımın çoğu Uçaksavar'da, yani spor tesislerinde geçti. Peki okulun yurt imkanı var mı? Okulun yurt imkanı var. Fakat kendim yurtları kullanmadığım için o konuda detaylı bilgi veremeyeceğim ama çok rahat olmadığını biliyorum. Sence sizin okulda okuyanlar ulaşım rahatlığı için nerelerde yaşamalı? Hisarüstü çevresinde yaşamalarını öneririm. Onun dışında Beşiktaş'ta yaşayan arkadaşlarım var. Tek bir toplu taşıma aracı kullanarak okula gelebiliyorlar. Onun dışında İstanbul'un geri kalanı aynı. Yani Beşiktaş ve Hisarüstü daha rahat, geri kalanı... Peki okulun yurt dışı imkanlarını biliyor musun? Okulumun ciddi bir Erasmus ve Exchange ağı olduğunu biliyorum diğer devlet okullarına kıyasla ve aslında üniversiteye girdiğinden itibaren bu konuda hedefi olan öğrenciler bunlardan çok rahat bir şekilde faydalanabiliyor ve istedikleri yerlere gelebiliyorlar. Fakat devlet okulu olduğu için ve bazı maddi imkanlarda kısıtlı olduğu için bu konularda ciddi kotalar var ve onları önceden belirleyerek çalışmanız, çaba göstermeniz gerekiyor. Peki mezun olduktan sonra okul sana iş imkanı sağlıyor mu? Okul böyle bir garanti vermiyor. Fakat okulda yaptıklarınız ve size kattıklarını göz önünde bulundurursak aslında iş imkanı açısından da çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir şekilde ilgilendiğiniz alanda kendinize bir pozisyon edinebiliyorsunuz. Çok da seçici olmamak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bir yerden başlamanız konusunda size yardımcı oluyor. Peki sen şu an ne yapıyorsun? Ben şu an User Guide adlı girişimde tasarımcıyım. Aynı zamanda ürün yöneticisi. yöneticisiyim. Bunun yaptığım stajlarla veya okulla aldığım eğitimle hiçbir alakası yok. Ama bir şekilde öğrencilik hayatım boyunca okuldaki çevremde buna katkıda bulundu. Bununla ilgilendim ve kendimi bu konuda geliştirdim. O yüzden bölüm tamam doğrudan bununla %100 alakalı değil ama bana bu yönde ciddi bir çevre sağladı ve etrafımda faydalanabileceğim insanlar vardı. Ben bunu bu şekilde değerlendirdim ve şu an buradayım. Peki okulun ilk günü, sizin okula gelecek öğrenciler sence nasıl sosyalleşebilir? Yani ilk üniversitelilere tavsiyelerin neler? Böyle ilgilendikleri bütün kulüplere üye olsunlar ve kesinlikle tanışma günlerini ve etkinliklerini kaçırmasınlar bence. İlk başta bulabildikleri kadar fazla yere gitsinler, sonra zaten elemeyi kendileri yapacaklar. Bol bol arkadaş edinsinler ve farklı ortamlara girip çıkmaktan çekinmesinler. Çünkü nerede ne kadar kafa dengi insanlar bulabileceğiniz gerçekten hiç belli olmuyor. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde. Onları çok keyifli bir ilk gün, ilk hafta bekliyor. Umarım diledikleri gibi olur her şey. Peki bölüm üniversite seçecek aday öğrenciler için Boğaziçi ya da senin bölümün dışında ne tavsiye edersin? Nelere dikkat etsinler üniversite ya da bölüm tercih ederken? Şöyle düşünüyorum. Üniversite tamam. İçinde bulunduğunuz disiplin dışında aynı zamanda belirli kişisel özellikler de yüklüyor size. O yüzden aslında oralarla irtibatı olan, oradan mezun bir şekilde ya da hala orada okuyan insanlarla etkileşime geçmeleri lazım. Onları, yaptıkları şeyleri, ilgi alanları gözlemlemeleri lazım. Kendilerini ne kadar yakın hissediyorsalar ona göre bir seçim yapmaları lazım. Yani tamam bir disipline tabi tutuluyorsunuz orada, belli bir alanda eğitim alıyorsunuz ama aynı zamanda bir ekolün parçası oluyorsunuz ve hayatınızın geri kalanı böyle geçiyor. O yüzden insanlarla etkileşime geçmeleri, onlardan bilgi almaları çok faydalı olacaktır. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim.